Borsa yatırımlarıyla ilgileniyorsanız şirketlerin finansal tab tablolarını okumayı bilmelisiniz veya profesyonellerden yardım almalısınız. Bizler de bu videoda sizlere borsa yatırımlarınızda fayda sağlayacağını düşündüğümüz PEG rasyosunun bir başka deyişle PEG oranının ne olduğunu anlatmaya çalışacağız. Burada yeniyseniz bildirimleri açıp abone olduğunuzdan emin olun. Böylelikle yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Biliyorsunuz ki borsada değer yatırımı yapan Peter Lynch, Warren Buffett gibi başarılı yatırımcılar hisse senedi alırlarken hisse fiyatlarını değerinin altında alıp piyasa bunların değerini anlayıp yükselttiğinde de satarak veya temettü gelirlerini alarak yatırımlarına devam ederler. Warren Buffett'ın hocası Benjamin Graham'ın uyguladığı ve öğrencilerine öğrettiği uygulamalardan biri de hisse alırken güvenlik marjını da dikkate almaktır. Bu güvenlik marjını kullanmak ve değerlendirmek için bazı finansal göstergelere bakarız. Bunlardan biri de videomuzun konusu olan PEG rasyosudur. Bizler de bu videoda al almayı düşündüğünüz hissenin değerini belirlemede önemli bir yeri olan, fiyat kazanç oranından daha net bir bakış açısı sunan PEG rasyosunu an anlatacağız. Bu arada pek rasyosunun şirketlere ve içinde bulunduğu sektöre göre değişiklik gösterebileceğini ve kanıtlanmış bir standardının olmadığını da hatırlatmakta fayda var. Peki pek rasyosu nasıl hesaplanır? PEG rasyosu bir şirketin fiyat kazanç oranının belirli bir süre içindeki büyüme oranına bölünmesiyle bulunur. Formül şu şekildedir. Pek rasyosu eşittir fiyat bölü hisse başına kazanç bölü hisse başı kazanç büyümesi. Buradan çıkan sonuç da hisse fiyatının kazanç performansına göre ne kadar ucuz veya pahalı olduğunu gösterir. Genelde birin altında çıkan sonuçlar hisse fiyatının değerinin altında olduğunu, birin üstünde çıkan sonuçlar ise hisse fiyatının değerinin üstünde olduğunu göstermektedir. Burada dikkat edilmesi gereken konulardan biri de şirketin beklenen kazanç artışını optimum şekilde hesaplamaktır. Ayrıca ne sürede bir yatırım yapacağınıza, şirketin tahmini kazanç artışını hangi süre için hesaplayacağınıza karar vermek önemlidir. Şirketin tahmini kazanç hesaplamasını 1, 3 veya 5 yıllık gibi sürelerde hesaplayabilirsiniz. Bu hesaplamaların sonucunda da kullanılan süreye bağlı olarak değişik pek PEG rasyoları bulursunuz. PEG rasyosuna yatırım bültenlerinde araştırma raporlarında bakarken bu rasyonun hangi vade, vade için değerlendirildiğini bilmeniz yatırımınıza karar verme aşamasında size yardımcı olacaktır. Tabi bu rasyoyu kendinizde mali, tablara, kendinizde mali tablara bakarak hesaplayabilirsiniz. Şimdi de isterseniz PEG rasyosunu bir örnekle açıklayalım. Diyelim yatırım yapmak istediğiniz iki şirket var ve ikisi arasında bir seçim yapmak istiyorsunuz. A şirketinin borsada işlem gören hisse başına fiyatı 50 lira, hisse başına kazancı 2 lira 20 kuruş ve geçen yılki hisse başına kazancı da 2 lira olsun. B şirketinin ise borsada işlem gören hisse başına fiyatı 70 lira, hisse başına kazancı 2 lira 80 kuruş ve Geçen yıl, yılki hisse başına kazancı da 2 lira 10 kuruş olsun. Bu oranla, oranlarla A şirketinin fiyat kazanç oranı 50 bölü 2,20 eşittir 22,73'tür. Kazanç artış oranı ise 2,20 bölü 2 eksi 1. Sonuç 0,10 yani %10'dur. PEG rasyosu da 22,73 bölü 10 o da eşittir 2,27. B şirketinin fiyat kazanç oranı 70 bölü 2,80 dediğimizde 25'tir. Kazanç artış oranı ise 2,80 bölü 2,10 eksi 1. Sonuç 0,30, 33. Yani %33'tür. Eğer buraya kadar bakıp ve sadece fiyat kazanç oranıyla bir değerlendirme yaparsak A şirketinin fiyat kazanç oranının daha iyi olduğunu görebiliyoruz. Fakat B şirketinin PEG rasyosunu hesapladığımızda bu da 25 bölü 33 0,75 yapar. PEG rasyosuyla bir değerlendirme yaptığımızda B şirketinin birden daha düşük bir PEG rasyosuna sahip olduğunu ve yatırıma değer olduğunu görebiliriz. Unutmayalım ki yatırımlarımızda PEG rasyosunun yanında değerlendirmemiz gereken diğer etkenler de vardır. Bununla alakalı borsa yatırımlarında mali tabloları nasıl okumalıyız ve borsada nasıl başarılı olursunuz? Peter Lynch'in başarı stratejileri adlı videolarımızı izleyebilirsiniz. Videomuzu beğenip arkadaşlarınızla paylaştığınızdan emin olun. Umarım videomuz finansal okuryazarlığınızı arttırmamızda faydalı olmuştur. Bu videoda anlatılan bilgilerin yatırım tavsiyesi kapsamında olmadığını, tipografik veya sözlü hataların oluşabileceğini, dolayısıyla buradaki bilgilerin güncelliğini her zaman kontrol edin. FinInvest finansal okuryazarlığın kolay ve anlaşılır olmasına yardımcı olur.